Veteran! Hastur! Ceddin Deden Marşı! Ya Allah! Sayın Kaybakanım, Sayın Belediye Başkanım ve protokolün değerli üyeleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sevgili dört kanallılar, Deniz Festivalimizin açılışına hoş geldiniz. Sizleri geçiş törenimizle baş başa bırakıyorum. Nereye götürüyorsunuz beni canım? Ne yapacaksınız? Bir dakika. Ay. Ben sadece bir vatandaşım. Ne yapıyorsunuz? Ah, ama böyle itip kalkmayın canım. Avukatım gelmedi ne? Ben konuşmama hakkına sahibim herhalde. Sen de konuşma lan. Burası Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti böyle şeyleri kabul etmez. Türk! Neredeyim ben? Neresi burası? Neresi? Karılar neredeler? Kaçtılar. Neredeler? Zevük kaçtı. Ayol karılar yerinde duramıyorlarsa kabahat bende mi? Burada esas mağdur olan benim be. Paralar nerede? Ne parası? Gösterinin parası. Ay karılar kaçtı diyorum, siz para istiyorsunuz. Böyle yaparsanız bundan sonra Sovyet Rusya'ya da kimse ticaret yapmaz ama. Biz sana malı teslim ettik. Parasını da alırız. Nereye kaçtılar? Ay ben ne bileyim ayol, İstanbul'u herhalde. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Onca müşteriye rezil oldum zaten. Bir de benden para istiyorsunuz. Siz söyleyin karılar nerede? Bu işte esas batan benim be. Karıları elinizden kaçırdığınız için darıncınızı benden mi alacaksınız? Ah! Oh! Biliyorum bu Sovyet Rusya'nın dağılması hiç iyi olmadı. Siz de böyle yağ delilerde ekmek parası için uğraşıyorsunuz. Ama biz de burada korkudan altımızda... Telefonu getirin, konuşacağım. Döngel eğlence tesisleri menajeri, nasıl yardımcı olabilirim? Dinleyici, beni kaçırdılar. O Rus dövüşündeki karılar yüzünden. Para bulamazsak beni öldürecekler. Şimdi hemen doktoru bul. Benim tapuları alsın. Hemen balık çiftliğine gelsin. Gelirken bir takım da elbise getirsin. Elbiseyi ne yapacaksın Bertan abi? Oraya gelince bir tarafına sokacağım. Mehter kılındayım burada. Şu an Türk tarihi yerlerde sürünüyor. Silahı da göndereyim mi? Yok. Silahlı çatışmaya girmek istemiyorum. Bu işi sulh yoluyla halledelim. Uluslararası bir sorun yaratmanın alemi yok. Hazır dengeler kurulmuşken biz bozmayalım. Kızlar. Hı. Bertan abiyi kaçırmışlar. Ne?
şimdi? Kesin kasabanın kadınları yaptırmıştır bunu ha. Hazmedemediler bu tesisi bir türlü. Kocaları buraya geliyor ya, Berten abiyi ortadan kaldırmak istiyor olabilirler. Kasabanın karıları mafyayı nereden bulacaklar Allah'ınızı seviyorsanız? Hepsi toptan aciz karılar. Sen hiç boynuz yiyen ev kadını gördün mü? Allah ben görsem hemen kelime-i şehadet getirdim böyle eşhedü en la ilahe illallah diye. Yok be, bu ortadan kaybolan Rus revüsü var ya, o yüzden kaçırmışlar Berten abiyi. Ben anlamıştım bu işte bir sakatlık olduğunu. Bertan birdenbire mehter takımının içinden yok oldu. Ulan hadi ben körüm görmüyorum. Siz nasıl görmezsiniz koskoca adamı mehter takımın arasından kaçırılırken ha? Bir sen eksiktin Rukneddin. Saygılar müstesna. Hicri abi, belediye işçi alınacakmış. Sizin işletmeye gelen giden çok. Ablaların da muhit geniş. Hani bir yardımcı olup sorarsanız 6 aydır işsizim, tanıdıksız olmuyor abi. Bugün olmaz Rüknü, başımız belada, bak sonra hadi. Tamam abi, saygılar, ben sonra uğrarım. Yapabileceğim bir şey varsa... Rüknü, git dedim, sağ ol. Özür dilerim abi, saygılar. Berten abi ne olacak şimdi? Aa doktor, şu tapuları Berten abiye Alabalık çiftliğine götürecekmişsin. Yoksa Berten abiyi öldürecekler miymiş neymiş anlamadım gitti. Ay, Allah korusun canım. Hadi bakalım. Revi davasına adam rahmeti rahmana kavuşacak ha. Ya tabii ya, hepsi o Rus revisi yüzünden. Berten abi çok hata etti. Sus, uzatma mevzuyu. Bir sus. Merhaba. Geç. Oh. Tapuları getirdim Bertan. Elbise de istemişsin. Merhaba yine arkadaşlar. Nereye gidiliyor? Yoldaşları kız istemeye gidiyoruz. Bankaya gideceğiz doktor. Borç para almaya. İpotek karşılığı. Bertan ben borçtan korkarım. Nasıl ödeyeceksin? Zaman borç zamanı değil. Senin ipin kuşağına denk trampen çalıyorlar maşallah. Parayı bulamazsak bu adamlar beni öldürecek. Bankanın beni öldürecek hali yok ya. Hay Allah'ım, nereden geldi bu işler başımıza? Nasıl kaçırdık o revüyü? Daha doğrusu nereden aldık o revüyü? Sevgili arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ederiz. Eğer siz olmasaydınız mafyanın elinde kaybolup giderdik. Yol paramızı verdiniz, evimize, ailelerimize kavuştuk. Sizi hiç unutmayacağız. Her gece dualarımızdasınız. Bütün Soçili kızlar adına Tatyana. Bak gördün mü, sayenizde yuvalarına kavuştular. Bak bak. Ay ay bak, bu da çocuklarının resmi, gördün mü? Aynı benim oğlan Gökhan, 3 yaşındaki hali, aynı aynı. Bir dakika bir dakika arkadaşlar, Bertan abinin başına bir sürü şey geldi, hepsi bizim suçumuz. Ya Gülsüm, ne biçim konuşuyorsun ya? Bertan abi bir duyarsa çok kötü olur. İyilik yap, denize at, yılan mı sarılır derler. Ya affedersin ama biz nereden bilelim mafyanın Bertan abiden para isteyeceğini? Nereden bilelim? Ya biraz da suçu kendimizde arayalım. Bertan abiye bir şey olursa ne olacak? Allah saklasın. Ya ne suçu? Biz sadece akıl verdik, mantık öğrettik. Bir hatıra. Ay sen çıldırdınız mı Necdet Bey? Tesisi elimden nasıl alırsınız? O zaman ben borcu nasıl öderim? Yapma Bertan, elimden gelen bu. Tesis zaten ipotekliydi. İlk 2 taksidi de ödemedin. Yasal süreyi de aştın. Sen bu bankanın müdürüsün. Biraz daha idare et. İdare edeceğim kadar ettim. Sıkıştırıyorlar. Ay koca banka benim evime, benim bahçeme mi kaldı? Aç telefonu patronuna söyle. İşletmeci küçük de, sıkıştı de. Kapıyı kapat. Aa. Kapat kapıyı. Hayır oğlum. Onu bulamıyorlar. Banka müfettiş dolu. Anlamıyorsun, işler karışık.
Yani iki kuruş borcu ödeyemedik diye benim malımı mülkümü elimden alacaksınız öyle mi? Teessüf ederim. Ben de istemezdim Bertan. Banka zor durumda, ne yapayım? Aramızda kalsın, bizim banka soyulmuş. Banka soyulmuş da niye saklıyorsunuz? Kim soymuş? Patron kendi bankasını soymuş. Aldığı kredileri kendi şirketlerine dağıtmış. Giden krediler geri dönmüyor. Bana ne bundan? Biz de sıkı çıkız herhalde. Benim tesisim elimden giderse ben borcumu nasıl ödeyeceğim? Yapacak bir şey yok Bertan. İki gün içinde dön gel eğlence tesislerini boşaltmazsan zorla... Tamam. Tamam Necdet. Boşaltacağım. Tahliye ediyorum ama bunu unutma. Evet çocuklar, bugün banka nedir, yararları nedir onu öğreneceğiz. Kumbaramızda biriktirdiğimiz paraları bankaya yatıracağız. Neden? Çünkü paralarımız bankada güvenceli ve ülke yararını kullanır. Aferin Melek yavrularım. Peki paraları evde tutarsak ne olur? Ne de güzel öğreniyorsunuz. Ah Allah'ım, iyi ki bu kutsal mesleği seçmişim. Hadi bakalım banka. Yıkacağım ulan bu bankayı, bu banka yansın. Bütün evraklar yok olsun. Tamam, tamam bırak o bankayı. Gel şu banka. Bank hangi bank? Gide bir banka deme bana. Fena oluyorum. Sakin. Sözünü bile tahammülüm yok. Tamam Bertancığım gel. Gel bir otur şu. Ben bittim ben. Otur. Mahvoldum ben. Otur sakin ol. Of. Kahrolsunlar. Bela okuma Bertan, sana döner. Şunu şurasında kasaba kalkılsın diye eğlence merkezi açtık. Azımız kerhaneciye çıktı. Ona mı yanayım? Babadan atadan kalma evden bahçeden olduk, ona mı yanayım? Of içim yanıyor. Tefeciden para bulsak? Tefeci neye karşılık para verecek ki? Her şey zaten bankaya ipotekli. Öyle deme Bertan. Burası Türkiye. Gün doğmadan neler olur? Bir çaresi bulunur. Sen biraz Ankara'ya güven be. Ankara'nın başını kaşıyacak vakti yok. Benim kerhanemle mi uğraşacak? Ben bitmişim. Ankara bana ne yapsın? Öyle deme Bertan. Ankara büyük küçük her şeyle uğraşır. Ankara mağdurun yanındadır. Seni de yerde koymaz. Ankara batmışın yanındadır. Ankara borçluyu sever. Hatta isterse tek kalemde cart diye borcunu siler. Ankara duygusaldır. Ankara hangi pezevengi ortada bırakmış ki seni bıraksın? Kesme doktor, kesme zaten batmışım. Bütün kasabaya rezil olmuşum. Yüreğim yanıyor Allah'ım, yüreğim yanıyor. Öyle deme, öyle deme. Hızır öyle bir yerden yetişir ki şaşar kalırsın. Doktor adam Hızır'a mı inanırmış? Yoksa sen doktor falan değil misin? Aa. Ne oluyor orada öyle bankanın önünde? Polisler, molisler. Operasyon var. Operasyon? Ay ne bu hareketlilik? Ne oluyor doktor? Bertan abi iyi akşamlar. Affedersiniz işsizim, çok sıkışır. Şimdi sırası mı rüknettin? Baksana neler oluyor. Acık sabırlı ol yavrum. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Öyle değil mi doktor? Affedersiniz, saygılar. Çeşitli gerekçelerle Ankara bankaya el koymuştur. Bir dakika. Bir dinleyin ya. Bir dinleyin. Gerekli açıklamalar daha sonra yapılacaktır. Susun. Bakın böyle yaparsanız güvenlik güçlerimiz olaya müdahale etmek zorunda kalacak. Memur bey kardeşim. Sen bize paralarımızı ver. Sonra bankaya ne yaparsan yap Allah aşkına ya. Memur bey, kefen param bankada. Cemile doğru söylüyor. Vallahi. Teyzeciğim, bankadaki kefen parana güvenip sakın bugün öleyim deme. Ya ne diyorum? Ankara bankaya el koydu. Niye el koydu yavrum? Dedeciğim, sahibi soymuş bankayı. İçi boş, para mara yok. Yalnız başına mı soymuş sahibi bankayı? Hayır, sizlerle birlikte indirmiş paraları cebine. Ankara'nın güvencesindesiniz. Hadi dağılışın. Hadi.
seyretmez olur muyum efendim? Tabii seyrediyoruz. Güneş Bank'la ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. En iyi adamımı görevlendirdim. Evet. Saygılar efendim. Saygılar. Gel Keskin, gel. Geç, otur. Teşekkür ederim başkanım. Ulan her gün bir şeye el koyup bize devrediyorlar. Yani sigortam atmak üzere ha. Gir. Ha. Bu da geçen hafta el konulup bize devredilen kebapçı. Koy elvanı şuraya. Biz de artık resmi kebapçı olduk da 657'ye tabi olduk ya. Müşteri artık biz garsonlardan mum gibi korkar oldu. Ne de olsa en ufak bir itirazı devlet memuruna hakaret sayılır da. Kıstır hadi. Dar. Baş üstüne genel müdürüm. Kebapçının da müdürü oldu. Gel Keskin, gel bir taraftan da atıştıralım ha. Teşekkür ederim. Zarar eden bize atıyor başkanım. Vallahi karakol kapısına bırakılan çocuk gibi oldu bu işletmeler. Önce yapıyorlar sonra başımıza atıyorlar. Dün de ne idüğü belirsiz iki gökdelene el koyup bize devrettiler. Ne yapacağım şimdi ben bunları? Kıçıma mı sokacağım? Estağfurullah başkanım, siz niye sokacaksınız? Kim yaptıysa o gökdelenleri ona sokmak lazım. Sonra da soruyorlar borçları tahsil ettiniz mi diye. Başkanım neyi devralsak ya ruhsatsız ya kasaları boşaltılmış ya da yağmalanmış. Bir kere de boşalmadan el koyun da devredin be. Sonra da tahsilat yapın diyorlar. Ben bittim artık. Sinir, asap kalmadı. Sigortam atmak üzere. 6 ay önce göreve geldiğimde saçlarım seninki gibi simsiyahdı. Şimdi şu halime bak. Neyse. Bu Güneş Bank'ın son durumu nedir? Başkanım, dün bankanın sahibi yatıyla Bodrum'dan Akdeniz'e açıldı. O da mı kaçırdı? Neden kaçırdınız lan? Başkanım, adamın altında koca gemi 50 metre. Bizim arkadaşlar kayık tutmuş, kıçtan motordu, yakalayamamışlar tabii. Bir de adam kaçarken inadına zart zart dedi götürmüş. Hem de 2 kere. Ulan ben de karizma marizma bırakmadınız. Evde çoluk çocuk yine mi kaçırdınız diye espri yapıyor. Allah kahretsin, iştah kalmadı. Deli olacağım ya. Şimdi de Güneş Bank'ı satılır hale getirin diyorlar. İçi top takır. Bankadan kredi alan firmaların ya sahipleri yok ya da firma sahipleri olduklarından haberleri yok. Ben bir şey buldum başkanım. Bankanın 4 Pınar şubesi bir eğlence tesisine kredi vermiş. Tesis krediyi ödeyememiş, banka haciz kararı çıkartmış. Döngel eğlence tesisleri. Ya yoksa içi dolu bir yer mi bulduk? Bu tesisin üzerine mi gitsek acaba? Olabilir. Güzel. Döngel eğlence tesisleri ha? Bu tesisi kâr eder hale getirip satsak... yetim hakkının bir kısmını tahsil etmiş olabilir miyiz acaba? Ha? Şunlara el attığımız işi nasıl başardığımızı bir gösterelim ha? Önce tesisi bir görmek lazım efendim. Sana güveniyorum Keskin. İstikbalin buna bağlı. Kurtar o tesisi. Bütün olanaklarını kullan. O tesisi el koy, kâr eder hale getir ki satabilirim. Yarın derhal yola çıkarım efendim. Yarın değil, hemen şimdi yola çık. Ankara'nın parası da alacağı da sana emanet Keskin. Bu tesis ibret alem için kârhane olacak. Kâr getirecek, kâr. Sonra satılacak ve paralar Ankara'nın kasasına girecek. Bütün Türkiye bizi konuşacak Keskin. Elimden geleni yapacağım başkanım. Hadi, hadi göreyim seni. Onları sevindirsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Canım gel.
gel doktor. Sen dur. Ortaya dur. Sen dur, biz çarparız sana. Bir kişi eksik vurmadı. Hadi yere gel. Aman Bulgur'a kaynadır. Aman güzeli oynadır. Aman çirkin sırrı. Keskin. Bırak süslenmeyi evladım. Sofra hazır, hadi gel. Geliyorum baba. Dün o banka kıçı kırık bir borç yüzünden bize el koydu. Bugün canım Ankara'm o bankaya el koydu. Ay ben bankanın için ölmez miyim? Öldüsün ölürüm, Allah canımı alsın. Ben sana demedim mi Ankara Hızır gibi yetişir diye? Vallahi ay bu Ankara bizim gibi müteşebbisleri yetirmezmiş, görüyor musun? Bu memlekette adalet varmış da ben bilmiyormuşum. Ay şimdi ben içmemde kim içer sevinçten? Hadi kızlar söyleyin bakayım, eğlencenin kralı kim? Bertan Çamay, Bertan Çamay. Sizin sesinizi yerim ben, sizin sesinizi. Bilezikleri bozdurdum. Ay, of. Bankaya yatırttın Erkül. Of. Ne olacak şimdi? Kısmet Cemile, Allah'ın dediği olur. Ha, Allah seni salak yarattı, öyle mi Erkül? Bankaya parayı sen yatırttın ya be adam. Sinirimi bozuyorsun ama Cemile. Nereye? Sana soruyorum Erkül, nereye gidiyorsun? Yemek yemeyecek misin? Yemeyeceğim. Üstüme gelme Cemile. Halı sahaya gece maçına gidiyorum. Aa, ne bu böyle canım? Her gece halı saha, her gece top top top. Aa! Allah'ım yarabbim sen bizi aç. Bütün paralarımız battı. Sen bize bir çıkış yolu göster yarabbim. Nafile kılıyorsun nafile. Paraları yatırırken düşünecektin. Nereye? Halı sahaya, gece maçına. Dinimiz de spor yapmayı emreder. Ha, her gece halı sahaya gidin diyen hadisi şerif mi var? İyi akşamlar değerli seyirciler. Canlı yayın Objektif'e hoş geldiniz. Bu akşam canlı yayında Objektif'te Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Güneş Bank'ın batışıyla ilgili Dur. Dur abicim, dur bakayım, dur. Konuyla ilgili değerli konuklarım var. Onları sizlerle tanıştırmak istiyorum. BİKUB Başkanı Sayın Hıfzı Göçer ve Profesör Doktor Zekeriya Beyaz. Hoş geldiniz. Sayın Göçer, size sormak istiyorum. Bugün Dörtpınar'da istenmeyen olaylar yaşandı. Haberlere de görüntüler yansıdı. Umutlarını kaybeden, paralarını kaybeden binlerce insanın öfkesi isyana dönüştü. Bu insanların hali ne olacak? Ya banka paraları ödemezse ne yaparız? Ucunda ölüm yok ki ana. Gerekirse satarız senin bahçeyi. Ah oğlum ah. İyi bir müşteri çıktıydı, ben o bahçeyi sattıydım. İyi ettin. Neresi iyi oğlum? Paraları Güneş Bank'a yatırdı. Ne? Bana sormadan ne haklar dediniz ya? Gitti paralar, gitti. Şimdi ne yapacağız ha? Of, of. Nereye gidiyorsun? Halı sahaya, gece maçına. İyi gelir belki. Bak, sinirden şiştim. Gazım var, gazım. İyi, iyi. Git oğlum. Devletin görevi adaleti sağlamaktır. Vatandaşların refah ve mutluluğunu teminat altına ve güvenlik altına almaktır. Yani döngel eğlence tesislerine el koydular. Oraya bir yönetici atadılar. Orayı daha uygun biçimde çalıştırarak... Ulan istikbalimiz kerhaneye bağlı. Bizim bankadaki paraları döngel mi edecek yani? Evet, ulan sanki bankada param var. Gözünü seveyim oyna şu önü ya. Büyük bir kar görüyoruz. En azından
banka mudilerinin zararlarını büyük ölçekte karşılayacak bir kar görüyoruz. Ay bunlar koca bankanın borcunu ödemek için bizim kerhaneye mi güveniyorlardı? Ay biz neymişiz be ablacığım abicim? İyi ki bankadan kredi aldık da ödeyemedik. Yoksa bunlar kimseye bir şey ödemeyecekmiş. Kasabı öpsün şimdi senin eline, hadi bakalım. Misyon sahibi oldum Bertan abi. Bütün yük sırtına bindi Bertan. Ay ben ne oldum pek anlayamadım kız. Başına Ankara kuşu kondu. Ay bir dakika, bir dakika, bir dakika. Biz şimdi memur mu olduk? Valla memur olduk. Evet. Ay keşke rahmetli babam yaşasaydı da görseydik. Hep isterdi biliyor musun memur olmayı? Görevi yapabilecek nitelikte, liyakatlı birisi midir? Keskin Topaloğlu benim gözümde Türkiye'nin gelmiş geçmiş en namuslu, en dirayetli, en dikkatli bürokratlarından biridir. Bir babanın iftar anı yavrum. Ülke çapında ne kadar önemli bir adam olduğunu cümle alem duydu. Ulan tipinden de umulur mu hiç? Büyük adam oldu benim oğlum. Ne var tipimde baba? Ne bileyim? Şimdiye kadar niçin kadınlar musallat olmadı sana? Bir bok var herhalde. Sırasıyla cevap verirseniz. Keskin Topaloğlu, maliye ve hazine kökenli bir bürokrattır kendisi. Devlet bursuyla siyasal bilgiler katılacak. Hoş adam be. Çeşitli kademelerinde çok... Abi ben anlamadım şimdi. Almıştır. Bankanın sağa sola olan borcunu ödeyebilmek için kerhaneyi artık Ankara mı işletecek? Döngel eğlence tesisleri. İkide bir kerhane deyip durma. Acısı silahı da yağlayıp durma. Kıçımıza mı sokacağız onu? Ankara burayı karlı hale getirip satmak istiyor. Anlamıyor musun? Onun için görevli gönderiyorlar. Adam uzman. Daha önce de bu işi yapmış. Adam daha önce kerhane mi işletmiş? Herhalde. Baksana tecrübeliymiş. Kimseler alamaz burayı elimizden artık. Ankara arkamızda. Milyarlarca dolar bu fakir milletin cebinden çalınmıştır. Bu paralar nereye gitti? Bu paralar önemli bir görev aldın Keskin evladım. Yetimin hakkını çatır çatır tahsil etmekle görevlendirildin. Bizim ailemize de bu yakışır. Bizim kursağımızdan haram geçmedi evladım. Evet de daima kuru fasulyeyle bulgur pilavı geçti. Sus! Bana cevap verme. Seni nasıl yetiştirdiğimizi unutma. Bizim ailemiz bu vatan için Balkanlarda, Anafartalarda, Çanakkale'de düşmanla göğüs göğüse çatıştı. Onlara layık olacaksın evladım. Elimden geleni yapacağım baba. Elinden gelen yetmez. Daha fazlasını istiyorum senden. Ne yani ben de mi öyleyim baba? Lafı kıçından anlama. Her kuruşu geri getireceksin. Unutma, karşında fillerden oluşan bir üçkağıtçı ordusu var. Merak etme. O kocaman filleri nasıl dans ettireceğimi göreceksin baba. Aferin evladım. Hadi bakalım önce şu sofrayı toparla, sonra beraber çıkalım. Ben de Konya'nın kurtuluşuna gidiyorum. Dolar parayı götüren, çalan, buharlaştıran insanlar bu binlerce, milyonlarca insanın hakkını nasıl ödeyecekler? Bir defa bankaları soyanlar aslında 72 milyon halkımızı soymuşlardır. Gecekondularda yaşayan aç, sefil, perişan, yoksul insanların çocuklarının sütünü çalmışlardır. Ayakkabılarını çalmışlardır. Ekmeklerini çalmışlardır. Dolayısıyla onları çalanlarda ne din vardır, ne vicdan vardır, ne insanlık vardır, ne de devlete, millete karşı saygı, sevgi vardır. Biz buradan onlara sesleniyoruz. Bankaları soyan hırsızlara, gizli ve açık hırsızlara sesleniyoruz. Allah'tan korkun, milletten utanın, fakir fukaranın hakkını yemekten vazgeçin ve o sak topladığınız paraları millete iade edin, devlete iade edin diyoruz. Çok özür dilerim kasabalı büyüklerim. İşsizim ve iş arıyorum. Ne iş olsa yaparım. Maçlarınızda sahayı süpürürüm, top toplarım. Yandan çok güzel muz orta açarım. Sırası mı şimdi Rüknü? Sonra gel konuşuruz. Sonra Rüknü, sonra. Şimdi yetişiyoruz. Atam. Atam. Çok işsizim atam. Çok işsizim. Yolculuklar. Sağ ol Ahmet amca. Allah muhafaza gidesin. Sağ ol Mustafa. Lütfen. Ankara'da bir mesaj. Ankara'da bir mesaj.
Hayırlı yolculuklar oğlum. Size de hayırlı yolculuklar baba. Her şey ne için evladım? Bu vatan için. Aferin. Her şey ne için arkadaşlar? Bu vatan için. Sağ olun. Kız da akrolar geldi, hazırlanın. Maşallah evimizin erkekleri geldi ayol. Hoş geldiniz, sabah geldiniz. Geçin bakalım, herkes ne yapacağını biliyor. Herkes alsın zamanı. Otur çocuğum, otur hocanın kucağına. Neredesin? Önce bilmece. Bir bilmecem var Neriman. Ay hadi sor. En uzun minibüs hattı nedir? Kartal Tibet. Aa. Kartal'dan Tibet'e kadar gidiyor minibüs. Nasıl bildin ya? Ay 50 kere sordun Herkül. Hadi gel. Gel hadi sana bir masaj yapayım. Gel gel gel. Gel. Gel bakayım gel. Ne yapacağız şimdi? Saçımı bozma da ne istersen. Önce konuşalım. Ne konuşacağız? Bana her şeyi anlat evladım. Asıl ismin müstesna mı? Hayır. Asıl ismim Seray. Yani bunu öğrendiğinde ne değişti hayatında? Gülsüm. Kız gel buraya gel. Yakalasın. Yakalasın. Mertan abi bilgisayar lazımdı da. Sen çalış dersine yavrum çalış. Ben hesaplara bir bakacağım. Ha canım. Mertan abi. Efendim. Çok teşekkür ederim be. Sen olmasaydın ben bu sınavları hazırlanamazdım. Hazırlanırdım bebeğim. Gene hazırlanırdın. Önemli olan bilgi açlığıdır yavrucuğum. Yeter ki sen öğrenmeyi iste. Sana kimseler engel olamaz. Kaç mı kız? Seray'dı değil mi? He. Seray. Evet. Nasıl yapayım Herkül böyle mi? İyi mi burası? İyi tamam. Aman da benim Herkül. Allah cezanı versin ama Herkül. Allah cezanı versin. Dur karıcığım bana bakma. Sohbet edin. Yemin ediyorum. Bu senin sohbet kıyafetin. Bu senin.
Ne oluyor kız? Dayak yediğin neyse bari. Çek, çek. Utanmıyor musun beni hayatta? Vur, vur. Bizimkiler olmasın. Allah'ım ya. Ay dur. Sokun lan adamın içeri. Ne var? Basit bir karı koca kavgası. Vurma. Cemile vurma, rezil oldum. Gidiyorum ulan. Çocuğu da alıp bu kasabadan gidiyorum ulan. Yapmayın Cemile, ufak Cemile. Şaşırsın ya, yıkılmaz. Şerden abi. Boş ver abi. Karı koca arasına girilir abi. Bırak divok yerlerse yesinler. Sonra bunlar barışır. Biz kötü kişi oluruz abi. Sen sus, siz karışmayın. Gelmeyin, kalın orada. Ulan ne işsiz orospu bu be. Ulan Bertan. Dükkanın başına yıkılır inşallah. Orospuların altında kalırsın. Yani ağzından yine alsın inşallah. Aa deli karı. Buyurun, kimsiniz? Adım Keskin Topaloğlu. Döngel Eğlence Tesisleri burası değil mi? Evet. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Ankara'dan görevli geliyorum. BİKUF'tan. BİKUF, Batık İşletmeli Kurtarma Fonu'ndan. Aa, biz de sizi bekliyorduk. Hoş geldiniz. Kurtarıcımız, efendimiz. Bertan abi, Bertan abi! Bertan abi! Bertan abi! Aynı bağırıyorsun ulan. Uyuyoruz herhalde burada. Ankara'dan Batıkçı abi geldi. Ay, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk zaten. Ama bu kadar erken beklemiyorduk. Hicri Bey bizim resepsiyon görevlimiz. Aynı zamanda temizlik işlerinden de sorumlu. Her yeri bok götürüyor. Gözleri görmüyor. İnce tozlar kalıyor tabii. Hemen çalışmaya başlamak istiyorum. Önce tesisi bir gezelim. Sonra defterleri, kayıtları istiyorum. Sermaye yapısını inceleyeceğim. Sermayeler hamamda ama biraz sonra hiç de, gelirler. Ne hamamı? Bir kere orası Döngel Eğlence Tesisleri. Sanatçıya hiç saygınız yok. Hoş. Ne sanatçısı be? Ne eğlence tesisi? Dün gece gördük işte. Kerhaneye kamuflaj. Çocuğun yanında çok konuşturmayın beni. Sen hani kasabayı, kocayı falan terk ediyordun? Her boynuzu yiyen kocasını terk etseydi insanlık nasıl yürüyecekti? Bak çocuğu var, görmüyor musun? Çocuğu sevsinler. Yakında askere gider bu be. Hop hop. Çoluk çocuğa bulaşmayın. Babaları bitti, şimdi sıra sübyanlara mı geldi? Utanmaz karılar. Ucuz orospular. Orospu olmak kolaymış gibi konuşuyorsunuz. 40.000 tane kadın vesika almak için kuyrukta. Kolaysa sen ol bakalım orospu. Ay bundan orospu olur mu be? Hani ruhu müsait olsa fiziği müsaitti. Ah canını sevsinler senin. Ayol sizin gibi 4-5 tane cebimden çıkartırım. Bu yaşımda taş gibiyim, taş. Helal taşı herhal. Ah, terbiyesiz. Hamamcıya söylemeyin de bu terbiyesizleri adam almasınlar. Bizim sizden ne farkınız var? Siz daha vericisiniz, o kadar. Ne olacak, vereceğiz. Siz bir veriyorsunuz, biz 10 veriyoruz. Ayrıca da hayırlı kısmetimiz çıkınca da hepimiz evleneceğiz. Hay, hoş toş. Kim alır kızım sizleri, kim alır? Ay memlekette bütün orospular telli duvaklı düğün dernek evleniyor. Ne var? Aa. Bakın şimdiye kadar sustum ama. Susmasaydım dilim bir tarafında mı kaçtı? Siz kim oluyorsunuz da kasabanın namuslu kadınlarına dil uzatıyorsunuz ha? Beni herifin artığı karılar. Ay sen bana baksana. Sen bir yürürken dikkat et. Ayağın memelerine takılmasın. Yerleri süpürüyor çünkü. Ay kuyu çıkıyor gibi karı ya. Ay ben fena oluyorum. Ay kışları dursa ağızları durmuyor bunların. Ay tutun beni. Thank you.
Ertan Bey, işletmenin bütün hesaplarını, defterlerini istiyorum. O restoran nasıl kar eder ya? Bar da aynı şekilde. Hepsi ölü yatırım. Biz zarar ediyoruz zaten. Tek kar edebiliyorsak odalarda. Hangi odalar? Bizim bahçedeki odalar. Otel mi var? Turlar mı geliyor? Yok, turlara yetiştiremeyiz ki. 4 oda var. 4 oda? Çok az. İşletme hatası. Talebi nasıl karşılayacaksınız? Her tur otobüsünün kapasitesi 42-44 kişi. Biz ancak kasabanın talebini karşılayabiliyoruz. Olmaz. Yetmez. Bakmışsınız işte nitekim. Daha geniş bir pazara açılmak lazım. Burası dolup taşmalı. Evet, evet, evet. Buradaki hizmete AB standardı getireceğiz. AB'ye bakar mısın? Bizim işlere de önem veriyor demek. Elbette. Buradaki kaliteyi bizzat denetleyeceğim. Tek başınıza biraz yorucu olmaz mı? Yorulacağım tabii, görevim bu. Maşallah, vay vay vay. Ankaralı iddialı. Kusura bakmayın Bertan Bey ama Ankara olmasa siz iki elinizle bir işletmeyi ayağa kaldıramazsınız. Siz kaldırmaya kararlısınız galiba. Elbette. Ben niye buradayım? Rahat et. Bu işletme büyüyecek ve kar edecek. Bizim prestijimiz bu. Görüyor musun Hicri? Görmüyorum abi. Aman şey diyorum, bunca yıl boşuna üzülmüşüm kız. Prestijli işmiş bizim işimiz. Ankara öyle diyor. Çağdaş, batıya entegre olmuş, dinamik bir Ankara'ya doğru gidiyoruz. AB süreci nedir Bertan Bey? Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Bu kasabayı kaldırmak yetmez. Bu bir misyon. Sermaye yapısını iyice incelemek istiyorum. Bunlar da bizim işçilerimiz, çalışanlarımız yani. Hamamdan geliyorlar. Görevlileri toplayın hemen, görmek istiyorum. Sizi göl başına alayım, daha serindir. Keskin Bey, görevlilerimizi görüşlerinize arz ederim efendim. Saat öğlen oldu, personel hamamdan geliyor. Nasıl bir çalışma düzeni Bertan Bey? Temiz temiz. Hamamda yıkanarak mı çalışıyorsunuz? Hayır, yatarak. Yatarak mı? Oh, 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 oh. Ondan batmış burası. Ben personeli daima ayakta isterim. Ha, deli mi ne? Ayakta olur mu canım, Allah Allah. Diliban sen sus, ben izah ederim. Bu hanımların bu işletmede tam görevi nedir? Efendim bu hanımefendiler işletmemizin sermayeleri. Nasıl sermaye? Yatar sermaye. Sırt üstü yatar sermaye. Ne demek bu? Hiç işitmedim. Yani döner sermaye oluyor da yatar sermaye niye olmasın? Nasıl bir sermaye? Anlamadım. Anlatayım efendim. Sermaye sırt üstü uzanıyor, ürününü teşhir ediyor. Tüketicinin gözlerinin içine bakarak gel canım diyor. Ay bu da sermaye ne, onu bilmiyor. Bir de okul bitirmiş. Yok anacığım, bu Ankara'nın vizyonu yok. Şşt, karşınızda Ankara'yı temsil eden bir görevli var, saygılı ol. Esas Ankara sermayeye saygılı olsun ki sermaye biriksin, burjuvazi oluşsun. Ankara daima sermayenin üstündedir. Doğru valla. Biri iniyor, biri biniyor. Biri iniyor, biri biniyor. Olan da sermayeye oluyor. Valla billah. Sermaye hep altta ezilen oluyor. Ezilen halk. Olur mu, esas sermayenin üzerindeki halk? Ne demek bu? Neresi burası ya? Ne biçim işletme burası? O biçim işletme. Burası kerhane. Anladın mı canım? Kerhane. Oh be. Rahatladım vallahi. Aa. Dalma. Telefonun çalıyor. Pardon. Alo. Buyurun başkanım. Başkanım, burada çalışma yapmak imkansız. Yani burayı karlı hale getirmek bize uygun değil. Bize yakışmaz. Zaten bu haliyle de burası hiçbir işe yaramaz. Müsaade edin, ben Ankara'ya döneyim. Koskoca bankayı bu yolla hiç kurtaramayız. Başkanım lütfen beni dinler misiniz? Burası kerhane. Tabii kerhane olacak. İstediğim bu. Keşke el koyduğumuz her şey kerhane olsa, kar etse. Seni dinlemiyorum artık Keskin. Hadi görevinin başına. Orayı ayağa kaldır. Ne gerekiyorsa yap. İşte sana açık çek. Para harcamaktan çekinme. Duydun mu? Ha, orayı kâra geçir. O manada kârhane değil. Alo. Alo. Kapattı.
Keskin görevini yap. Keskin görevinin başına. Bunun için mi okutuldum? Bunun için mi okutuldum? Bunun için mi okutuldum? Ah canım ayol. Yeni ya, alışamadı. Buhran geçiriyor. İlk zamanlarda bana da öyle olduydu. Nereye, Ankaralı? Gidiyorum. Benim yapacağım iş değil bu. Tren yarın sabah. Bu gece kalsaydın iskelede mangal yapardık. Yarın gidersin. Ne mangalı ulan? Mangal filan istemem. Haydi beyler, haydi kızlar. Konuğumuzun şerefine içelim bakalım. İçelim de açılalım. Şerefe. Sen içmiyor musun? Hayır. İyi, ben içerim. Ay çok keyifsizsin Ankaralı. Bir sorun mu var? Sorun mu varmış? Ankara'nın parasını kurtaracağım diye bu yaştan sonra pezevenklik mi yapacağım? Ben böyle bir şeye hazırlıklı değilim. Kimse pezevenk olmaya hazırlıklı değildir. Bunun okulu, doktorası, master'ı mı var? Ben pezevenk mi doğdum sanıyorsun? Bak bakayım bana bir. Kaçırma gözleri benden, bak. Bak. İçimdekini görebiliyor musun? Ben mecburiyetten oldum. Ya sen benim içimdekileri görebiliyor musun? Parasız yatılılar. Ayakkabı içlerinde gazete kağıtları. Ankara ayazında ceketsiz geçen kışlar. Ya keserlerse diye yüreğim ağzımda burslar. Ya görebiliyor musun? Ya benim içimdeki fırtınalar, duygusal saplantılar görebiliyor musun? Devlette parasız yatılı burs bulmak kolay bir şey mi? Sen hiç olmazsa onu bulmuşsun. Bak, ben de çocuk okutuyorum biliyor musun? Bak, bak. Adı Gökhan. Bak. Evladım. Bu lise sondaki resmi. Bu yıl üniversiteyi bitirecek. Allah bağışlasın. İnşallah o da büyüyünce senin gibi büyük adam olur. Ben niye burada çalışıyorum ki? Keskin abi. Gel, kal şu kasabada. Bu kasabanın elinden tut. Tam Ankara'yı yanımızda hissetmişken tutturdum gideceğim de gideceğim diye. Kal bu kasabada, seninle tarih yazarız. Tarihi kerhanede mi yazacağız? Canım tarih dediğin ne ki? İnanılması gereken şeyleri hesaplayıp yazacağız. Senin gibi bir pezevenk, bir avuç da orospuyla tarih mi yazacağız? Hayır, senin gibi umutlarla yetiştirilmiş asil soylu bir adamla destan yazacağız. Ne tarihi be, ne destanı? Gılgamış destanı değil herhalde. Kaldır kafanı da şu kainata bir bak, şu güzelliğe bir bak. Milyarlarca yıldız. Uğruna kavga ettiğimiz şu küçük kırık dünya, bunun yanında derya da katre. Sen her şeyi gözünde büyütüyorsun Keskin. Abiciğim. Yani ikimiz de bir bok değiliz. Bunu mu söylemek istiyorsun? Evet. Yok sen okumuşmuşsun, ben pezevenkmişim. Hikaye. Bize de kerhane hikayesi düşüyor öyle mi? Evet. Ben yokum bu işte. Sen yoksan ben de yokum bu hayatta. Ölmek istiyorum, anladın mı? Bırak beni! Bertan iyi misin? Ben iyiyim, beni bırakın. Siz şuna bakın. Esas o bize lazım. Tamam, dur amma dur. Gözlerini açtı, yaşıyor. Ay. Aa, bayıldı. Burası neresi? Elbiselerim nerede? Merak etmeyin, benim odamdasınız. Üstünüz ıslaktı. Ben de çıkarttım, kurumaya astım. Kahvaltı getirdim size. Yiyecek halim yok. Trene yetişmem lazım. Yetişirsiniz. Hele bir kahvaltınızı edin de. Hiç iştahım yok. Aa, ama bunlar göğsümün parçaları. Böylesini hiç yememişsinizdir.
Dün akşam beni gölden Bertan Bey mi çıkardı? Evet. Bertan abi kurtardı sizi. Peki. Suni teneffüsü yaptıran siz miydiniz bana? Evet. Çok güzel suni teneffüsü yaptırıyorsunuz. Daha önce size hiç suni teneffüsü yaptıran oldu mu? Hayır, ilk bu olma. Kesin gitmeye kararlı mısınız? Elbiselerinizi getireyim. İçmiş ızıkkımı sabah sabah. Sen beni boş ver ya. Sen dün gece ne yaptın öyle? İntihar mintihar. Ay adam kalsın diye numaradan silah çektik. Az kalsın biz de gidiyorduk. Gitmeye kararlı mı? Gideceğim diyor abi. Ben pezevenklik yapamam diyor. Adam haklı. Zorla tutamayız adamı. Öyle deme, giderse biz mahvoluruz. Ya bırak bu işleri ya. Ankara vicdanı mağduru yerde bırakmaz. Kahvaltısını yesin de Bertan abi trene götürür. Trene çok az kaldı. Kahvaltı etmeyecek galiba. Kızlar şu poğaçalardan saralım ya. Yazık. Bizleri anlamadı. Yo, anladı, anladı. Çok iyi anladı da. Hor gördü be, ayıpladı. Doğru, doğru. Bu anlamıştır ama kendini yedirememiştir. Ankaralı işte. Ne de olsa büyük adam tabii. Aman, çaresizliğin insana neler yaptırdığını anlamadıktan sonra. Büyük adam olmuş, ne fayda? Ay üzülmeyin kızlar be. Bakarız biz başımızın çaresine. Bugüne kadar Ankara'da mı vardı başımıza? Bir çay içsin bari. Baba, biliyor musun şu an annemin poğaçalarından yedim. Aynı lezzet. Fener poğaçayı. Nasıl gidiyor? Olmadı baba. Ben Ankara'ya dönüyorum. Tahmin ettiğim gibi bir yer değil burası. Ne dönmesi? Ankara'nın verdiği görev elinin tersiyle itilir mi? Başladığın her işi başarmak zorundasın. Ben böyle bir evlat yetiştirdim. İşin iç yüzü bildiğin gibi değil. Seni utandırmak istemem. Sus! Çünkü şu an utanıyorum. Ah siz gençler! Daha ilk engebede döneklik ediyorsunuz. Örnek var, dönmek yok. Görev bu evladım. Nasıl ha bakayım benim güzellerim bu sabah? Ay, sağ ol iyi, Bertan abi. Oh, i̇yi mi çocuğum, iskeliyon artık doktorla. Ha. Ankaralı, hazır mısın seni trene bırakayım? Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Aynı annemin poğaçaları gibi. Afiyet olsun. Ne zaman isterseniz yaparım. Artık biz yapar yapar yollarız Ankara'ya. Benim oğlana da gönderiyoruz peynirli. Nerede okuyor? Siyasal'da. Ne yapayım, ben de böyle hani gücüm yettikçe dayanmaya çalışıyorum işte. Sağ olsun. Bertan abi de hiç esirgemez yardımını. Estağfurullah, ne demek yavrum. Gökhan okulunu bitirince Neriman oğluyla İstanbul'a taşınacak. Gülsüm'le Müstesna'da yüncü dükkanı açacak. Çok güzel yün örerler. Nerede açacaksınız dükkanı? Bizi tanımadıkları bir yerde. Hayal bizimkisi. Dükkan işi zor. E para durumu da kötü gidiyor. Aman Allah sağlık versin. Gerisi kısmet be kızlar. Hı. Şey, bir şey söyleyeceğim Keskin Bey. Biz size hiç kızgın değiliz. Sakın buradan giderken hani öyle hani dargın, kırgın gitmeyin. Üzülürüz biz vallahi, değil mi? Bir çay alabilir miyim? Vaktimiz yok. İstasyona varmamız 10 dakikamızı alır. Ben bir çay alayım. İşletmeye gerekli yatırımı yapacağım. Daha sonra Bertan Bey'e kiralayacağım. Bunun için Bertan Bey üzerine yeni bir firma kurulacak. Ve o yeni firma döngeli kiralayacak.
Böylece hem Ankara'ya borcumuzu ödeyeceğiz hem de kar edeceğiz. Anlaşıldı mı? Bu işlerden anlayan sizsiniz. Pardon. Pardon. Ankara. Buyurun başkanım. Her şey yolunda başkanım. İşletme yakında büyük sürprizlerle hizmete girecek başkanım. Bravo Keskin. Sen iyisin değil mi? İyiyim. Çok iyiyim. Ülkeme hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Yakında hakkı teslim edilmedik yetim kalmayacak başkanım. Sermaye artırmayı da planlıyorum. Tesise ek odalar da yapacağım. Ne gerekiyorsa Keskin. Sana açık çek. Aferin evladım. Sağ ol. Ek inşaat için marangoz demirci lazım. Hemen kasabaya in. Noterde işleri bitir, sonra da ustaları al gel Bertan. Şimdi ek inşaat, ek inşaat. Başımıza iş almayalım Ankaralı. Sonra bizi içeri almasınlar. Bak kerhaneyi büyütüyoruz. Memuriyetinden olmayasın. Ne diyorsam onu yap Bertan. Hayır, yanlış bir iş yapmayalım da Ankaralı. Bana güven Bertan. Kalk bakalım avukat. Gidelim notere de halledelim şu işi. Hayırlısı neyse o olsun. Bakma çek öyle, çek sağlam. Ankara'nın çeki bu oğlum. O gün hamamda yanlış anladık birbirimizi kardeş. He? Bak şimdi görüyor musun? Bütün yük onların üzerine kaldı. Ya ah kızlar. Bunlar bir şeyden anlamazlar. Ne varsa sizde var. Çalışmak ayıp değil ya. Dayanın bakalım. El birliğiyle paraları kurtaralım. Ah kardeşim. Ne varsa elimizde avcumuzda bankalara yedirdik. Yok yok, siz hiç merak etmeyin. Nasıl yetişeceksiniz? 4 kişi bu işin altından nasıl kalkacaksınız? Biz de bir şey yapamıyoruz. Koskoca uçaklarda da 4 motor var Semih Hacı. Ama kaç kişi biniyor üstüne değil mi? Çok doğru söylüyorsun kardeş. Ne güzel anlattın kız Neriman. Herkesin anlayacağı şekilde. Sen özel bir mektepte ders versene. Aman dersi mersi karıştırmayın. Koca bankanın borcu ders vermeyle biter mi? Sizin işinizi yapın benim güzel kızlarım. Aynı kadeh, aynı mey, bir tad alamıyorum. Ay Allah'ım bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum. Hadi bakalım içelim de açılalım Keskin abi. Sağlığına. Şimdi ne yapıyoruz Keskin abi? Yabancı sermayeye ihtiyacımız var. Döngel internasyonel olacak Bertan. Her milletten orospu bulacağız. Ay senin iyice gözün döndü. Ne ihtiraslı adammışsın. Sen benden de biter bize ver. Benimle böyle konuşma. Ben Ankara'yı temsil ediyorum. Ben hem senin hem ülkemin hem de kasabanın kıçını kurtarmaya çalışıyorum. Tamam sinirlenme. Sana da şaka yapılmıyor kız. Hemen sinirleniyorsun. Peki şimdi biz bu karaları bulmak için yurt dışına mı çıkacağız? Vaktimiz yok Bertan. Yarın İstanbul'dan bulacağız. Niye? İstanbul'da Uluslararası Sermaye Kongresi mi var? Ay ne güzel bir şehirdir bu İstanbul. Keskin abi. Ankara da güzeldir. Nereden başlıyoruz? Sultanahmet'ten. Burası? En eski Fransız okulu. Fransız sermayemiz eksik. Buna ne dersin Bertan? Ay olamaz. Bu
kıyafeti yıllardır dolaşmaktan usanmıştır bu. Bunu Fransa'da okula da almazlar bu kıyafetle. Ne diyeceğim ben şimdi altına? Bonjour madame. Etiyopya'daki yaşlar için. Her orospunun bir mazereti vardır derlerdi. İnanmazdım. Vallahi doğruymuş. Bu çekler gerçek değil mi Kıskın abi? Dünyaya rezil oluruz vallahi. Bir de karılar başımızda kalır. Bir de bunlara uçak parası vermek zorunda kalırız. Bu çekler Ankara'nın çekleri. En ufak bir kuşkun olmasın Bertan. Bu millet daima borcunu ödemiştir. İşin tamam Kıskın abi. Çin yemeği yer miyiz Bertan? Bilmem, yeriz. Ay ay ay, manyak mı bunlar be? Çalsın lan lan, dağılsın lan. Gel bakayım, gel gel. Gel, gel, gel. Allah gülüm. Benden. İyi mi oldu yani şimdi? Elin Çinlilerinden bir araba dayak yiyorduk az kalsın. Böyle kadına yatmak mı olur? Kesecekler de herifler bizi. Pazarda her şeyin tanesini 1 milyondan satan orospu çocukları. Yerli sanayi düşmanları. Bunlar yakında Çin setini parçalayıp tanesini 1 milyondan satarlar. Mao'dan sonra çok bozuldular, çok. Bizden daha iyi durumdalar ama. Asla. Burada dayılanıyorlar. Nerede Tiananmen meydanındaki Çinliler, nerede bunlar? Nereye gidiyoruz Keskin abi? Boğaz'a. Ne yapacağız? İyi aile kızı alacağız. Üf. Yanındaki kim? Yogi. İyi, Yogi'ni de al gel. Atla. Ben yılandan korkarım böyle bir şey. Şu ikisi nasıl? Hadi Bertan, koş kalk gel. Keskin abi, bunun sülalesi yamyamdır. Bizi kızarlarsa bizi yerler. Bir şey olmaz. Dön gel yaşımların kadar. Keskin abi. Keskin abi, dalmışsın. Yılana mı kadına mı? Yılancık çıkaracaksın. Kızlar hazır. Hadi gidiyoruz. Ay eline sağlık Keskin kaptan. Evimize geldik ayol. Kızlar işte yuvanız burası. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gel güzelim, hoş geldiniz. Berkan. Hello. Hello. Bonjour madame. Berkan. Hoş geldiniz. Hi. Hello. Hi. Merhaba. Zdravo. Welcome. Hello. Hi, baby. Hello. Hello. Burası çok güzel olmuş Bertan. Beğendiğine sevindim. Müzik grubu ne oldu? O sorunumuzu Hicri çözdü. Aylin'cim, yavrum ben Hicri dayın. Açılışa geliyorsun değil mi yavrum?
Hadi kap tayfanı gel. Güzel. Davetliler. Yarısını ben hallettim. Yarısını doktorla Hicri çalışıyorlar. Döngel eğlence tesisleri, göl kenarı, alabalık ve başka diğer konforlar. Adresi veriyorum. Ben de fakülteden bir iki arkadaşı arayayım. Protokolü de seninle yaparız. Ya yeni sermayeler? Benim kızlar onları hazırlıyor. Güzel seçim yapmışız Keskin abi. Evet. Evet, evet. Pardon. Buyurun başkanım. Her şey yolunda başkanım. Açılışa hazırlanıyoruz. Çok görkemli bir açılış olacak. Anlamadım efendim. Beyefendinin yeğeni mi? Evet Keskin. Beyefendinin yeğeni bizim de yeğenimiz sayılır. Emniyetli bir yerde iş arıyordu. Turizm okulu mezunu. Dedim ki ricanızı Keskin emir telakki eder. Yarın yolluyorum. Sana emanet ha. Başkanım, ona burada nasıl bir iş veririz? Bir dakika bir... Gene kapattı. Gene kapattı! Ay ne oldu? Beyefendinin yeğenine iş. Yarın yolluyorlar adama. Biliyordum, biliyordum. Her şey fazlasıyla güzel gidiyordu. Yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmiştik. Bizim Ankara'yı kafa tutacak değiliz ya. Emir büyük yerden. Göndersinler, o da bizimle çalışır. Anlamıyorsun. Adam bizi ispiyonlamak için yollanıyor. Ben bunları bilirim. Ankara icraatımızı kıskandı, ayağımızı kaydırmak için casus yolluyorlar. Adım gibi eminim, adım gibi eminim. Berdan, bunlar benim mesleğimi elimden alacaklar. Memuriyetini yakacaklar. Ne yapacağız? Kaçıracağız. Peki sonra ne yapacağız? Onu sonra düşünürüz. Döveceğiz. Ya şikayet ederse? Haklısın. Tamam. O zaman öldüreceğiz. Cesedini de bir çuvala koyup göle atacağız. Taşıma ama. Belki pezevengiz ama katil değiliz biz. Ne oldu? Atıp tutuyordun. Hani birlikte tarih yazacaktık. Kan dökülmeden tarih yazıldığı görülmüş mü? Görülmemiş. Sabah ilk trenle geliyor. Bitir işini. Temiz olsun. Adam bizi ispiyonlamak için yollanıyor. Bunlar benim mesleğimi elinden alacak. Sabah ilk trenle geliyorum.
Bakar mısın delikanlı? Demin indiğin trene derhal bin ve devam et. Tamam mı? Bak ne diyeceğim. Bu köşede benim kefen param var. Bu seni Ankara'da rahatça yaşatabilir. Staj işlerini, kıldık işleri falan bırak. Genç adamsın. Al paranı, git tatile. Yaşıtlarınla eğlen. Jet ski'ye falan bin. Hadi canım. Al, al. Uğurlar olsun. Affedersiniz. Dün geri eğlence tesislerinden beni karşılamaya geleceklerdi de. Ben Şaheser Yurdum. Buraya staja geldim. Sayın beyefendinin yeğeni, size maaş kartınızı vereceğim. Burada çalışıyormuş gibi yapacaksınız. Her ay maaşınız bankamatikte. Şimdi doğruca evinize gidin ve her ay maaşınızı çekin. Bunu kabul edemem. Ben hizmet vermek istiyorum. Katiyen haybeden para alamam. Çattık. Burada size göre iş yok hanımefendi. Nasıl yok? Bu ablalar ne iş yapıyorsa ben de yaparım. Bizim iş senin istemende bitmiyor. Başkalarının da istemesi lazım. Ben hizmet vereceğim de almayacaklar, olur mu? Benim kendi bunca aç insan varken nasıl her ay gidip haybeden o maaşı alırım? Olmaz. Vicdanım el vermez. Ben o maaşı kan ter içinde kalmadan, hak etmeden alamam. Lütfen şimdi çalışacağım yeri gösterin. Aynı kadar arzulu. İnanın bana. En kısa zamanda vazifemi en iyi şekilde ifa etmeyi öğrenirim. Güvenin bana. Göreceksiniz. Herkes benden memnun kalıp beni soracak. İstekli ve azimli. Bu kız bu işi yapar. Alalım da çalışsın bari. Ben her gece yatağıma yattığım zaman bütün gün çalışmış olmanın hazını duymak istiyorum. Canım benim, bütün gün yataktan çıkmayacaksın zaten. O nasıl şey öyle? Gel biz sana anlatalım nasıl olduğunu. Hadi gel gel. Gel tatlım gel. Getirir miyim ama? Hadi anlatın bakalım. Gel gel gel. Yetişsin. Dayıcığım beni çok güzel bir işe yerleştirdin. Çok teşekkür ederim. Seni mahcup etmeyeceğim. Motor gibi çalışacağım. Yo, yolcu değil. Hatta yan gel yat işini yap cinsinden. Ablalar var bana yardım ediyorlar. Bana kucak açtılar. İyi, yarın iş başı. Çok heyecanlıyım. İlk defa iş yapacağım. Ne olur hayır duaların üzerinden eksik etme. Bertan Bey nerede? İskeleye bakın Keskin Bey. Teşekkür ederim. Farda vefa olmaz hiçbir yarda. Aman yeleler nemsin ya sandal. Bertan abi! Nemsin ya sandal. Bertan abi! Keskin abi! Ne var? Ne bağırıyorsun? Keskin abinin babası geldi. Ha? Ne? Baban gelmiş. Şimdi sıçtık. Teşekkürler doktorcum. Çorlu'nun temsili kurtuluşu esnasında yanlışlıkla vuruldum. O kadar tembih ettim. Dikkat edin, şeytan doldurur dedim, dinletemedim. Tamam baba, sen dinlen. Sakın ayağa kalkma. Çorba da yaptık amcaya. Kim bu tatlı hanım kızlar? Maşallah. Aşk olsun. Baba, senden rica ediyorum. Sakın yerinden kıpırdama. Bak, televizyonda var. Kalkacak halim mi var zaten? Size de yük oldum. Estağfurullah Sabri Bey amca. Siz bizim de babamız sayılısınız. İşte buyurun. Bak, bu terbiye artık kalmadı. Tebrik ederim. Sizin gibi kaç kişi kaldı? Bertan Bey evladım, yarın hayırlısıyla sanatoryumu açıyormuşsunuz. Hanım kızlar söylediler. Merhaba. Siz
Sizde mi uyku tutmadı? Önce beyefendinin yeğeni. Arkasından babam. Ben ne işlere bulaştım. Keşke beni kurtarmasaydınız. Bu gölde boğulup gitseydim. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Hayır. Aslında ben buradan gidecektim. Fakat o sabah konuşmalarınızı duyduktan sonra... Ya, demek duydunuz ha? Bu yüzden mi kaldınız? Hayır. Tam olarak neden bu değil tabii. Hayatımı kurtardınız. Size duyduğum minnet... Hayır. Minnet duyduğunuz için mi kaldınız? Tam olarak neden bu değil. Nilüferler ne kadar güzel değil mi? Neden bu değil? Devamı var. Günaydın. Buyur Ankaralı. Bir zeytin alsaydın. Ne bu soğukluk? Yakmış. Evet. Sinirimi bozma da söyle. Pekala Keskin abi. Sabahat. Ne olmuş Sabahat'e? Her şeyi gördüm. Niyetin ciddi değilse kızla oynama. Bu çatı altında böyle şeyler olmaz. Bu çatı altında olmaz ha. Bizi anladığını sanıyordum. Bizim de kendimize göre bir namus anlayışımız var herhalde. Bertan. Kızı kimden isteyeceğiz? Seni yerim ayıl seni ben canım. Ben de sizleri çok özleyeceğim. Teşekkürler doktor. Kızlar. Sabahat'e güzel bir düğün yapsaydık. Ne mi böyle garibanlar gibi? Ankara'da sessiz bir nikah daha iyi. Ha? Pardon. Buyurun başkanım. Hay senin başkanına. Sağ olun. Evet. Tesis Türkiye'nin en verimli çalışan tesisi. Biliyorum, biliyorum. Sen bir yere ayrılma. Heyetle birlikte geliyoruz. Sayın beyefendi de bizimle birlikte gelecek. Keskin Avrupa Birliği'nden üst düzey yöneticiler var yanımda. Türkiye'ye not verecekler. Elimizdeki en verimli işletme seninki. Onu görmek istiyorlar. Bilançolarına hayran kalmışlar. Başkanım, ne önemi var? Ben bu memleket için... Seni alnından öpeceğim evlat. Bu senin için de kendini göstermek için iyi bir fırsat. Kendine güven biraz. Ulan boru değil. Ya sayemizde Türkiye'nin notu yükselecek ya da alçalacak. Yarın sabah kahvaltıda oradayız. Tomorrow morning we go. Gene kapadı. Yarın sabah Avrupa Birliği'nden yetkililer geliyor. Başkan geliyor. Beyefendi geliyor. Mahvolduk. Allah'tan sabahtan geliyorlar. Akşam burası müşteri kaynayacak. Yarın İstanbul'dan rezervasyonlu müşteri geliyor. Ya. Anlamadım. Nedir bu stres? Nedir bu telaş? Gelsinler.
Ankara sanatoryum nasıl olurmuş görsün. Hayır, ne var bunda bu kadar gülecek yahu? Tamam, tamam. Ben sizi odanıza götürürüm. Hadi, doktor yardımcısı. Götür abla sen kızım ya. Geliyorlar. Geliyorlar, ne olacak şimdi? Ama gelirlerse gelsinler. Ne var bu kadar gerilecek? Senin kadar geniş bir pezevenk görmedim. Ben de senin kadar başarısından utanan pezevenk görmedim. Ulan bana niye söylemediniz buranın kerhane olduğunu? Efendim, ben de bilmiyordum. Bunun yüzünden. Ben size söyledim efendim. Sen bana kerhane dedin. Kerhane değil. Hayır, ben kerhane dedim. Siz kerhane anladınız. Ulan ben kız kardeşime ne derim? Kendi elimle yeğenime kerhanede iş buldum diye. Ama dayı. Sus, sus. Seni terbiyesiz. Bir de üniversite okudu bu. Ha. Çabuk pılını pırtını topla. Hemen benimle beraber geliyorsun. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Kariyerimin doruk noktasındayım. Hem burada çok rahatım. İkinci bir meslek edindim. Altın bilezik. Lütfen, bunları tartışacak zaman değil, heyet geliyor. Aramızda kavga ettiğimizi görmesinler. Ülke çıkarı bunu icap ettiriyor efendim. Ay, pek beğendiler. Turkey A+. Fonun işlettiği eğlence tesisi AB yetkililerinden tam not aldı. Kerhaneyi kâra geçiren fon görevlisi vatan için her şeyi yaparım dedi. Ve bizimkiler. Bertan, Döngel'in borçlarını ödedikten sonra kazandığı paralarla bir adaya yerleşti. Ve deniz kabuklarını da yerlerine yerleştirdi. Niyeyse. Neriman, oğlu Gökhan siyasalı bitirdi. Askerden dönünce kaymakam olacak. Neriman, yukarı ayrancıda kelepir bir bodrum katı buldu. Arada su basıyor. Gülsüm ve Müstesna, küçük bir kasabada yüncü dükkanı açtılar. Onları kimse tanımıyor. Arada sizi bir yerden çıkartacağım diyenler oluyor ama nereden bulamıyorlar. Hicri, Panama kanalı senin, Eyfel kulesi benim, ha babam geziyor. Anılarını bir kitapta toplamayı planlıyor. Doktor, hala sabah sabah içmeye başlıyor. Arada bir yeniden doktorluk yapsam mı diye düşünüyor ama vazgeçiyor. Keskin ve Sabahat, sade bir törenle evlendiler. Sabahat'ın iki ayı vardı oğlan. Keskin'e yurt içi ve yurt dışından çeşitli kerhanelerden işletme teklifi geldi. Hepsini reddetti. Ankara için çalışmayı sürdürüyor. Kim acaba bu saatte? Keskin Topayol. Benim. No, no, no. Çıval yok. Çıkarın onları. Şık olmuyor. Siz... Oturun. Gelmiş miydiniz? Gözlerim kapalı. Ne boka geldiğimi nasıl hatırlayayım? Keskin yanınızdaki mi? Bana taktı. Hayır efendim. Düzeltiyorum. Evet efendim. Keskin, cesur hizmetlerini dikkatimizi çekti. Vatan için her şey yaparım demiştin. Evet, böyle bir şey çıkmıştı ağzımda. Bölgemiz sıkıntılı günler yaşıyor. Bölge sıcak. İran, Irak, Suriye ve Türkiye. Kuzey enerji hattı. Ve herkese güvenemeyiz. Biz ve dostlarımız senden görev bekliyoruz. Emredin. Orta Doğu'yu kontrol altında tutmamız lazım. Sana önemli görevler düşüyor. Beni affedin. Karım iki ay sonra doğuruyor. İyi düşün. Vatan geni senden zorlu bir görev bekliyor.
Dostları kırmak olmaz. Bir şartım var. Ekibimi kendim kurarım. Aklına gelir miydi hiç Bertan? Ben arkadaşım için buradayım. Ama sen biz ayrı yolların yolcusuyuz demiştin. Ama aynı istikametin. Keskin abi, Orta Doğu'daki savaşı da bitirebilir miyiz dersin? Kim bilir? Kızlar, hadi bakalım, yarısın.